Şimdi başkente gideceğiz. AK Parti Genel Merkezi'nde kadınlar ve engellilerin hayatını kolaylaştırmak için değişimler yaşanıyor. Çünkü binaya anneler için bebek odası, çocuklar için oyun alanı, engelliler için de yürüme yolu ve sesli uyarı sistemleri konuldu. Almaz ayı. Nereden alacaksın? Suyumu nereden alacaksın? AK Parti Genel Merkezi içinde hummalı bir hazırlık var. Binada kadınların ve engellilerin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyor. Başbakan Erdoğan da çalışmaları bizzat yerinde inceledi. Projenin mimarı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nüket Hotar Erdoğan'a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Biraz fakir. Bir görevimiz olacak. Genel merkezde görme engelliler için yürüme yolları yapıldı. Başta otopark olmak üzere asansörler içinde de sesli uyarı sistemleri eklendi. Bedensel ve zihinsel engelliler için de yine AK Parti içinde rahat hareket etmelerini sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Genel merkezde kadınlar için de pozitif ayrımcılığa yönelik eklemeler yapıldı. AK Parti genel merkezinde anneler de unutulmadı. Onlar için de bir bebek bakım odası hazırlandı. Anneler bu odada bebeklerin altını değiştirebilecek, emzirebilecek ve uyutabilecek. Genel merkezde çocukların hoşuna gidecek düzenlemeler de yapıldı. Hazırlanan oyun parkı hem eğlendirici hem eğitici olarak tasarlandı. AK Parti çalışanları ve misafirlerin çocukları artık anne babalarını beklerken sıkılmayacaklar. Bu oyun alanında arkadaşlarıyla oynama imkanı bulacaklar. Ancak Başbakan Erdoğan oyun parkının genişliğini yeterli bulmadı. Yetkililere alanı büyütün talimatı verdi. Buradan karşı kolana kadar biraz da tabii şey olarak zenginleştirmemizde fayda var. Kadınların, engellilerin ve çocukların hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler de artık sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan düzenlemeleri bizzat Başbakan Erdoğan'ın tanıtacağı öğrenildi.